Merhaba çocuklar. Bugün sizlere kelebeği kovalayan çocuğun masalını anlatacağız. Haydi bakalım ekran başına. Güzel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak diyarlardan birinde küçük bir köy varmış. O köyün tam zirvesinde küçük mutlu bir aile yaşarmış. Bu küçük aile çocuklarıyla birlikte eğlenir, bahçede yeşillikler yetiştirir, kendilerince güzel mi güzel bir hayat yaşarlarmış. Günlerden bir gün evin kızları Ayşe ve Melis dışarı çıkmışlar. Hava güzel mi güzel, kuşların cıvıltısı neşelendiriyormuş etrafı. İki kardeş güle oynaya ormana doğru gitmeye başlamışlar. Biraz ileride ip atlayan arkadaşlarını görmüşler. Melis koşarak, "Hey, hey kızlar, bizi de aranıza alır mısınız?" demiş. Kızlar, "Elbette, haydi siz de katılın." diye cevap vermişler. Melis ve Ayşe İp atlamaya başlamışlar arkadaşlarıyla. Sonra birden Melis'in canı sıkılmış. "Kızlar, hadi seksek oynayalım." demiş. Diğer kızlar da Melis'i dinleyerek seksek oynamaya başlamışlar. Ama Melis her şeyden öyle çabuk sıkılıyormuş ki bir iki oyundan sonra "Abla, sıkıldım. Haydi gidelim." demiş. Ve iki kardeş yola çıkmışlar. İki kardeş yeni maceralarla yollarına devam etmişler. Hava öyle güzelmiş ki kuşların sesleri büyülüyormuş insanı adeta. "Abla, abla, şu kelebeklere bak!" diye bağırmış Melis. "Ne kadar güzeller. Biliyor musun abla, ben kelebekleri çok seviyorum. Bak, hemen yakalayacağım birini şimdi." demiş. Melis koşmuş. Koşmuş koşmasına da tam kelebeği tutacakken ayağı takılmış ve çiçeklerin arasına düşmüş ve eline kocaman bir diken batmış. Melis elinin kanadığını görünce korkmuş. "Abla, abla, elim çok acıyor. Kötü bir şey olmaz değil mi?" demiş. "Anne, anne, anne!" diye ağlayarak bağırmaya başlamış. Melis'in çığlıklarını duyan anne ışık hızıyla yetişmiş. "Ne oldu Melis? Ne oldu sana?" diye sormuş. Melis olanı biteni anlatmış. Annesi Melis'in kanayan elini sarmış ve evlerine doğru yürümeye başlamışlar. Melis'in annesi Melis'e yolda hayvanlara zarar vermeye çalışmanın çok kötü bir şey olduğundan bahsetmiş. Melis de annesine bir daha asla canlılara zarar vermeyeceğine, onları kovalayarak rahatsız etmeyeceğine söz vermiş. Melis, annesi ve ablası evlerine doğru yürümeye başlamışlar. Melis ve ailesi eve vardıklarında çoktan akşam olmuş. Güzelce sofralarına oturmuşlar. Melis o gece boyunca hep düşünmüş. Doğadaki canlılara zarar vermemeliyiz. Eğer zarar vermeye çalışırsak
kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz diye yazmış günlüğüne. Masalımız da burada bitmiş. Evet sevgili çocuklar, siz siz olun. Doğadaki hiçbir canlıya zarar vermeyin ve onları koruyun. Hoşça kalın.